Thank okay. you. Evet. Şimdi buradan taze aşıklara geçiyoruz. Paris'e mi gidiyoruz? Paris taş başkadır demek istiyor. Bir istiyorum. Paris havası aldırtalım. Hadi Hadise alın. ile Mehmet Dinçerler'in Paris'te dört günlük kaçamağına gidelim. Kaçamak derken Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise'nin 36. yaş günü için sürpriz bir doğum günü organize etmiş. Bir ay öncesinden biletleri almış. Otel, kulüp, yemek yiyeceği, restoranlara kadar organize etmiş. Ve sevgilisine şahane bir doğum günü kaçamak. Yaşatmış ve öğrendik ki 36. Doğum günü hediyesi de e, o Fransa'nın ünlü markalarından bir tanesi L ile başlayan oradan bir çanta. E, bu arada e, pastası dikkatimizi çekti hadisenin uçak. üzerinde maket bir uçak vardı. Şey mi demek istiyorlar bol bol uçalım gezelim falan bol bol tatil yapalım. Evet. Ayağımız, ayağımız yerden, yerden kesilsin. Hep havada olalım. Hadisenin Hadise'yi ne zamandan beri tanıyoruz? Hayatımızda bir 10 yıldır Tabii falan var. var. Bugüne kadar Abi, hiçbir biliyorum. aşkını bu kadar gözler önüne sermedi. Hiçbir erkek arkadaşıyla bu kadar paylaşım yapmadı. Artık zincirler koptu. Ama bu <laughs> çiftle ilgili bir şey dikkatimi çekiyor. Hadise ve Mehmet evet bir süredir beraberler ama sosyal medyadan birbirlerini asla takip etmiyorlar. Niye? Öyle olunca daha mı havalı oluyor? Hmm. Hadisenin 13 milyon takipçisi var. Takip kişisi, takip sayısı ise bir. O da kendi markasının sayfasını takip ediyor. Bundan daha önce kimi takip ediyordu? Yine bir de eski aşkı Kaan Yıldırım'la böyle e, ayrılık dedikoduları gündeme gelince... ...o ara hemen kanı takibe almıştı. Bir takipçisi oldu diye konuşmuştuk ama... Totem ...o takipten 15-20 gün sonra da ayrılık haberleri gelmişti. Dediğin gibi acaba totem yapıyor? Totem. İnsan sevgilisi ne paylaşıyor, ne koydu... ...bakayım fotoğrafa Aa. falan demez mi? Sahte hesaptan da girersin. Ya da giriyordur Normal kendi hesabından. Arayarak yok. girip bakıyordur. Arayarak giriyordur. Ya da sevgili 24 saat yanındaysa ne koyduğuna daha ne bakasın... ...hiçbir şekilde merak uyandırmıyor yani. Bu arada efendim Mehmet, e, bu aşk kadar Mehmet Bey'in giyim tarzı da çok konuşuluyor Çünkü Mehmet Bey... Konuşanlardan bir tanesi de bildiğimiz... Bu iki kişi. Mehmet Bey bildiğimiz kadarıyla 33 yaşında ama yaşıtları gibi giyinmiyor. Daha farklı bir tarzda giyiniyor. Ne bileyim yaşıtları böyle düdük paça diyoruz biz onlara. Dar paça, kısa paça, pantolonlar giyerken o böyle eski usul biraz daha böyle kileli pantolonlar mı denir? Buralarında pileler olan pantolonlar e, dede, geliyor. Dedem pantolonu işte. Dedemin, <laughs> İsmail dedemin öyle pantolonları vardı rahmetle. Dede pantolonu giyiniyor. Evet yaşıtları mesela ellerinden cep telefonu düşürmezken o ise böyle bir para çantası gibi bir çanta taşıyor. Değil mi elinde? Bak bu sefer bıraktı. Çünkü sosyal medyada da çok konuşuldu. Burhan Altın top çantasından taşıyor diye. Çünkü çantanın içindekileri çıkarıp elinde taşımaya başladı. ha, başladı. Bu çanta değil mi arkadaşlar? Burhan Altın Top'un da var bu çantadan. Böyle bir çanta taşıyor yanında. Çok Dur Şimdi güzellik kılıçsine soralım. İlk buluşmada Pileli geldi. pantolon, yapışık bir tişört ve böyle Burhan Altın Top çantasıyla geldi kişi. <gülüyor> Çantayı, <gülüyor> ben kişi olarak böyle. <laughs> böyle algılamam ben bence o durum. Ama yani. kafanda yine sohbet... canlandır. Ca canlandı şimdi fotoğraf gördüğümü. Ama için böyle gelmiyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> şeyden çıktıklarında kontemporary e, İstanbul'dan çıkıştaki o görüntüyü getirelim. Böyle yürüyorlar ya beraber. Şimdi pileli pantolonla... Şeye inelip pantolonla gömleğe bir şey demem ama ben o çantayı masanın üstünde görürsem başlarım gülmeye. Ne yaparsınız mesela <laughs> bunu kaldır der misiniz? Demem de bu o çantanın çanta içinde ne var şey. derim. <laughs> ya Bu çantanın içinde ne var derim mesela Önce merak ederim. Bir beş dakika geçer ya gözüm de o çantaya takılıyor ama niye elinde taşımıyorsun ne var ki onun içinde derim. Hani <laughs> Ver o içine çantayı gelip çantanın içine koyayım <laughs> değil mi insan? Çanta bilemedim yani ama hadiseyle ilişkisinin ilk aylarında o çantayı takıyordu. Bak uzun zamandır çanta yok, çanta kayıp. Çanta kış kış. <laughs> çanta kış kış yaptı. Kış. Ben sosyal medyadaki yorumları ünlülerinde okuduğunu düşünüyorum. Öyle dalga Etkileniyorlardır geçtiler. Etkileniyorlardır tabi. Ve Burhan Altın top çantasıyla yan yana getirdiler ki Mehmet Dinçer'in Dinçerler'in el çantasını. Çanta Burhan Altın toptan sonra uçtu gitti. <laughs> Çanta Siz de bunu dinlerdim. Ama bak bir şey söyleyeceğim size. Ee, biz yayında dedik ki, hadise belki sevgilisinin giyim tarzına da bir el atar dedik. Paris'teki fotoğraflara lütfen dikkat etmeni isteyeceğim. Daha yaşına göre Ulaştı. giyinmeye başladı. Hayır, siyah bir evet. pantolon giymiş, daha spor Burada. giyiniyor, daha spor giyiniyor. Hadiseye bıraksın kendini. Hadise bulur onun yolunu. Hadise şık giyiniyor gerçekten. Evet, şıklaştı. <laughs>